biraz da Vatan Şaşmaz'ın ölümü üstüne konuşmak isterim. Halk Merkezi'de Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen yılbaşı kutlamalarında birlikte çalışmıştık. Pazartesi. Ben Kamil Koç firmasının ofisine gidiyorum. Programım değişti. Perşembe günü gidecektim. Yola çıkacaktım Perşembe akşamı. Şimdi yarın akşam çıkmak istiyorum. Yani işim çabuk bitti, erken bitti. Daha doğrusu bir işim vardı burada, o iptal oldu. Onun için burada kalmanın bir manası yok. Yalnız ben bu nostalji yaparım, otobüste falan gidip gelirim muhabbetinden şimdiden sıkıldım ya. Vallahi üşendim şimdi, hani 12-13 saat yolu düşününce. Bakalım şimdi Kamil Koç'taki abiler de bileti değiştirecekler mi? Değiştirmezlerse çirkinleşmeyi düşünüyorum. Pelin su olacağım ya ama. Yapılacak bir şey yok. Yer yokmuş. Ama bu bileti duydunuz. İptal ettirme şansım varmış. Şimdi başka bir... Önce bir uçak biletine baksam. Çünkü ben şeyden çok sıkıldım ya. Yani daha yola çıkmadan yoldan sıkıldım yani. Anlatabiliyor muyum? 10-12 saat şimdi böyle düşününce bir tuhaf oldu. Neyse bir bakayım ben. Vatan Şaşmaz'ın ölümüyle ilgili benim kafama takılan bazı hususlar var. Şimdi Filiz Hanım'ın yeğeni Dora zannedersem Vatan Şaşmaz'la belli ki daha önce görüşüyorlarmış. Çünkü daha önce yani ölüm olayından 3-5 gün önce aynı masa etrafında fotoğrafları var. Aynı eğlence yerinde birinin doğum gününe katılmışlar hep beraber. Demek ki bu insanlar görüşüyorlardı. Görüşebilir, bir problem yok. Zaten sorun orada da değil. Herkes herkesle istediği gibi görüşebilir belli ölçüler çerçevesinde. Ancak kız diyor ki önceden bir ilişki vardı. Yani bu Dora denen arkadaş diyor ki çok önceden bir ilişkileri vardı. Ama uzun zaman önceydi, bitti. Artık dostlar, çok yakın arkadaşlar. Ya benim anlamadığım nokta şu orada. Şimdi insanlar çok yakın dost arkadaş olabilir. Bir itirazım yok buna. Şimdi Vatan Şaşmaz evli bir adam. Evi barkı var. Evlenmiş. Eşi 5 aylık hamileymiş. Allah sabır versin. Çok zor bir durum. Şimdi babasız çocuk büyüyecek. Yani ne bileyim. Hakikaten çok kötü bir durum. Allah yardımcısı olsun. Ama dostlar ve arkadaşlar ne bileyim kafeteryada buluşurlar. Meydanda buluşurlar. Ne bileyim halka açık yerlerde buluşurlar. Gidip de otel odasında buluşmazlar. Niye otel odasında buluşma gereksinimi duyulmuş? Artı Vatan Şaşmaz niye böyle bir şeyi kabul etmiş? Ona benim aklım hiç almıyor. Hakikaten onu hafızalam, yani hafızam kabul etmiyor bir türlü. Neden? Neden otel odası? İkincisi, silah otele nasıl girdi?
Yani nasıl girebiliyor? Konrad Otel olduğunu söyleniyor. Konrad Otel hani büyük devlet başkanları olmasa bile başbakanların falan kaldığı bir yer. Yani güvenlikli bir otel diyebiliyoruz biz en azından. Bütün uluslararası toplantılar o otelde yapılır. İnsanlar oranın işte o toplantılara gelen insanlar, delegeler dedim ya başbakan seviyesine kadar orada misafir edilir. Hani nasıl olabiliyor da o otele silah sokulabiliyor anlayamadım. Kadının ruhsal problemleri olduğu söyleniyor. Birkaç kez intihara teşebbüs ettiği söyleniyor. Bir de benim videolarda dikkatimi çeken bir şey var. Vatan Şaşmaz'ın otele girip odanın bulunduğu kata çıktığı zaman dikkat ederseniz herhangi bir kartla kapıyı açmıyor. Kapıyı çalıyor, içeriden biri açıyor kapıyı. Yani dikkat ederseniz görürsünüz bunu, yakalarsınız siz de. Daha sonra kadın geliyor deniyor. İki ihtimal var. Hani ya kadın önceden gitti, videonun montajında bir problem var. Eğer yoksa demek ki odada üçüncü bir şahıs olduğunu söyleyebiliriz çok rahat. Çünkü dediğim gibi Vatan Şaşmaz bir anahtarla bir kartla kapıyı açmıyor. Çalıyor, bekliyor, kapıyı içeriden biri açıyor, içeri giriyor. Zaten girerken de girerken ki tepkisi de o. Hani birini görmüş, birini kafasını kaldırıyor, birini görüyor, içeri giriyor. Bilmiyorum her şimdi böyle niye hani tamam dostsun arkadaşsın telefonla konuşursun mesajlaşırsın evli barklı adamsın hani lüzum yok bunlara şimdi yıllar önceki defterleri tekrar karıştırmaya gerek yok onları o haliyle bırakacaksın orada kalacak yani şimdi adam ölmüş biten bir ilişki ölmüş bir ilişkidir onu kaldırıp toprağa gömeceksin orada dursan kokar o. Görüyorsunuz ne durumda olduğunu. Ne olursa olsun üzücü bir olay. Allah yine de taksiratlarını affetsin. İnşallah günahları affolur. Özellikle kadının. Bilemiyorum. Geride de bir şimdi babasız çocuk büyüyecek. Bebek büyüyecek, çocuk büyüyecek. Ne bileyim tek başına kaldı kadın. O da kötü. Bundan önceki Vatan Şaşmaz'ın verdiği röportajı ben okumuştum evlilikle ilgili. Yani adam kararını vermiş ben evleneceğim çocuk sahibi olacağım artık yeter falan diyor özetle orada. Bilmiyorum. Bakın bu şeyde bu olayda daha farklı şeyler de çıkabilir diye tahmin ediyorum ben yani olabilir yani. Çok emin konuşmamakla beraber altından başka şeyler de çıkabilir. Ama yine aynı şeyi söylüyorum son olarak. Böyle şeylere kadın olun erkek, kadın olsun erkek olsun kimsenin kalkışmaması gerekir. Bir ilişkiniz varsa, sevgiliniz varsa, evlendiyseniz artık geçmişte olan, geçmişte kalan insanları bugüne taşımamak lazım. Dostmuş, arkadaşmış. Ben buna da çok fazla inanmıyorum. Özellikle bir kadınla bir erkeğin çok sıkı dost olabileceğine, birbirlerine karşı hiçbir şey hissetmeyeceklerine ben inanmıyorum. İhtimal vermiyorum. Bir taraf hissetmese bir taraf mutlaka hissediyordur. Bu benim kendi görüşüm ve tecrübemden söylüyorum size. Etrafımda çok oldu çünkü bu olaylar. Çok da duydum. Bizzat ben kendim yaşamadım ama çok yakın bir zamanda bir arkadaşımın mesela başına geldi böyle bir şey. Onun için bence birazcık hal hareketlerimize bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Bilmiyorum. Eski sevgiliden dost olmaz. Hoşça kalın.